Hakan Tarık diyor ki, Kur'an okuduğunuzda izafiye teorisiyle ilgili bunlara işaret eden bir şeylere rastladınız mı? Evet, teşekkür ederim. Kur'an'da mesela bir tane ayet diyor ki, miktarı 50 bin yıl süren bir günde ona yükselir. Başka bir ayette melek 1000 yıl süren bir günden bahsediliyor. Bir başka izleyicimiz de onu hatırlatmış. Atakaya isimli bir izleyicimiz diyor ki, bir gün Allah katında 1000 senedir demiş. Devamını evet. Sonra okuyayım ama bu da bir izafiyet mi acaba? Tabii. Şimdi izafiyet teorisinin söylediği şey şudur. İzafiyet teorisinde bazı sabitleri var. En önemlisi evrenin yasalarını sabit görüyor, ışığın hızını sabit görüyor. Fakat daha önceki fizikte uzay ve zaman mutlak kavramlar olarak adeta fon gibi gözüküyorlardı. Bütün oluşan olaylar uzay ve zamanın içinde oluşuyor diye gözüküyordu. Einstein'ın izafiyet teorisi zaman ve uzayın izafi olduğunu ortaya koydu. Bununla ilgili şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi genel izafiyet teorisinde yer çekimi, özel izafiyet teorisinde hız zamanı etkiliyor. Mesela şöyle bir şey diyelim. 4 tane kardeş olsun. 400 olmuş olsun da bir tanesi dünyada olsun. Bir tanesi bunlardan çok ufaltılıp CERN'deki deneydeki protonların üstüne binip öyle yıllarca seyahat etsin. Bir tanesi bir uzay mekiğiyle ışık hızına yakın bir şekilde bir yere yollayalım. Bir tanesi de diyelim ki Jüpiter gezegeninin üzerinde yaşasın. Şimdi izafiyet teorisinin ortaya koyduğu şeye göre mesela Jüpiter'in üzerinde olan kimse çekim gücü artacağı için zamanı daha farklı algılayacaktır. Saati yavaşlayacaktır. Vücudundaki sistemi de diğerleri de yavaşlayacaktır. Zamanı farklı algılayacaktır sözü mü daha doğru yoksa zamanın o kişi üzerindeki etkisi mi farklı olacak demek daha doğru? Vallahi o aslında aynı şey o mi? Da tartışılabilir. Değil aslında mi? Ben tabii oralara girmek istemiyordum. Yani Lorentz'in veya işte Minkowski'den gelen izafiyet teorisinin de farklı bazı yorumlar olabilir. Fakat biz en azından zaman oralarına peki. Girmeyelim. Saat Jüpiter'de dediniz. Jüpiter üzerindeki saat ve bütün vücut sistemi yavaşlayacaktır diyorlar. Yani zaman onun bu için daha yavaş mı ihtiyarlayacak anlamına evet, geliyor. Evet, daha yavaş ihtiyarlayacak. Evet. Ondan sonra aynı şekilde şeyin üstüne, o uzay mekiğinin üstüne binen kimse de onun için de zaman daha yavaş geçecektir. CERN'deki o parçacıkların üzerine hayali olarak bir o kadar küçülüp de yaşayabilse onun için de. Onlar bir araya geldiklerinde mesela kendisi diyelim ki 50 yaşına gelmişken o Jüpiter'in üzerindeki 40 yaşına gelecektir. O belki o CERN'deki parçacıkların üzerindeki kişi daha 4-5 yaşına bile belki diyelim gelmeyecektir. Atıyorum tabii rakamları. Uzay mekiğindeki de öyle CERN'deki gibi yine aynı hızda gittiği için o da yaşlanmayacaktır. Fakat dikkat ederseniz bu felsefi açıdan hem dünyadaki ölmüş olacak herhalde o sırada. Ya şimdi yani zamanı farklı algılayacaklar. Belli yerde ölebilir de tabii ki onu götürebilirsek. Dikkat ederse bu aslında felsefe ve bilim açısından çok sarsıcı iddialar. Zaman hakkındaki böyle bir görüşün açığa çıkması. Ve burada dikkat edin sırf zaman değil izafiyet teorisinde izafi olduğu söylenen uzayda. Mesela uzay mekiğinde giden kimsenin saatini diyelim ki kontrol kulesinden biri görüyor olsun onun saatini. Öbürün her şeyi yavaşladığı için vücudunda, saati de yavaşlarken vücut sistemi de yavaşladığı için kendisi hiçbir şeyin yavaşladığını da farkına varmaz. Fakat kontrol kulesindeki bir onun saatini görse diyebilir ki senin saatin bozulmuş bak saatin yavaş gidiyor diyebilir. O da ona der ki ya benim saatim bozuk değil, senin bana verdiğin mesafeler bozuk der. Niye? Çünkü hızlı gittiği zaman daha uzun mesafeler de kısalıyor. Ama dikkat edin, hızlı gittiği için daha çabuk alıyor demiyorum. Mesafenin kendisi bizatihi kısalıyor. Yani aynı sırf zamanın kısalması değil, mesafelerin de daralması var izafiyet teorisi. Bu aslında felsefe açısından oldukça sarsıcı iddialar. Ha, Kur'an ayetlerine dönersek onunla ilgili, Kur'an ayetleri ne diyor? Bir yerde bir gün hissedirken başka yerde 50 bin yıl, başka yerde 1000 yıl süren bir günden bahsediyor. Zaten şimdi bilim insanları dünyada dünya zamanı diyor değil mi? Biz bu saatimiz... Evet. Bu aslında mesela Kur'an'ın zamanın farklı şekillerde, çünkü Kur'an dikkat edin 50 bin yıl sırf günün sürdüğünü de söylemiyor. Bir yerde 50 bin yıl, bir yerde 1000 yıl sürüyor. Demek ki o farklı boyutlarda, farklı durumlarda zamanın farklı algılanacağı ile ilgili Kur'an bence orada önemli bir ufuk açıyor. Fakat Kur'an'ın bu açtığı ufuk dışında bence bu izafiyet teorisinin felsefi başka neticelere dikkat etmek gerekiyor. Nedir mesela bunlardan bir tanesi? Mesela insanların... Uzayın büyüklüğünü çok önemsiyorlar. Dikkat edin. Çok abartıyoruz uzayın büyüklüğünü. Bu kadar büyük uzayda toz zerresi kadar. Fakat dikkat edin deminki verdiğim örnekte sırf zaman değil. Uzayın kendisi de izafi.
Mesela hız arttığı zaman dikkat edin mesafenin kendisi de değişiyor. Yani daha çabuk alması anlamı değil, mesafe kısalıyor. Böyle düşündüğümüz zaman bir başka bakış açısından uzay büyüklüğü de çok önemsiz olabilir. Veyahut da şöyle bir soru alalım, teolojiyle alakalı bir soru. Mesela nerelere bağlanabileceğiyle ilgili bir örnek vereyim. Allah mesela insanı niye 13 milyar yıl sonra yarattı şeklinde diyelim ki bir soru olabilir. Ben soracaktım, niye, hala sıra gelmedi. Ha, evet. Niye bekledi şeklinde bir soru olabilir. Ama dikkat ederseniz bu soruda başka bir boyutta zamanın beklenmesi diye bir şey yok. Çünkü eğer ki Allah zamana tabi olsaydı, zaman geriye doğru giderken Allah da zamanla beraber adeta böyle geriye doğru giden bir model doğru olsaydı, bu doğru olabilirdi. Fakat adeta Allah'ı bu izafiyet teorisi de anladığımız şeylerden biri, bu tabii bir benzetme, zamanla beraber geriye gidiyor anlamında ezeli değil. Adeta zamanın üstünde zamanı yaratan şeklinde düşünürsek bu soru anlamsızlaşıyor. Çünkü Allah için bir yerde 13-14 milyar yıl diye bir şey beklemek söz konusu değil. Bizim için söz konusu bizim ama. Için ama hayır, biz, peki kendiniz hiç 14 milyar yıl, 13 milyar yıl beklemiş gibi hissediyor musunuz? Mesela şu anda doğduk, buradayız, muhabbet ediyoruz. Ya bekledik de sıkıldık, 13 milyar yıl çok geldi diyor muyuz? Bizim için bir soru. Başka bir soru daha sorayım. Bir kere bir televizyon programında sordun da bu soru geçti. Ne diyeceksin? Yani aslında bu mesafeleri niye çok abartmamız gerekmiyor? Şöyle bir soru sorayım. Seyircilerimize bakalım. Milyonlarca ışık yılından söz ediyoruz. Bir ışık yılı insanın aklına almayacağı bir mesafe. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bu akıl almayacak kadar mesafeler olan bütün uzayımızı aldık. Burada Karadeniz TV'nin şu bayrağının içine koyduk. Bütün her şeyi orantılı olarak uzayı katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon kaç kere ise o kadar da bir küçülttük, bu bardağın içine koyduk, her şey orantılı küçüldü. Ben soruyorum, bunu hisseder miyiz, hissetmez miyiz? Ne dersiniz? Deneyelim. Bunu Stephen Hawking ceviz kabuğundaki evren diye anlatıyor, değil mi? Vallahi bilmiyorum. Yani siz bardak içinde dediniz, onun öyle bir kitabı var. Ceviz kabuğunun içine evreni sıkıştırıyor. Vallahi o örneği verirken o kitabı okudum da bunun bu tarz bir örnek, yani bu benim kendi kullandığım bir örnek de benzerini başkası da kullanmış olabilir. Hawking yani bundan dolayı mı diyor, başka bir şeyden dolayı mı diyor, yani onu niye söylüyor bilmiyorum. O örneği veriş nedenini, kitaba ismini veriş nedenini unuttum. Fakat peki sonuçta yani ama dikkat edin, eğer bana göre çok açık bir şekilde hiçbirimiz hissetmeyiz. Her şey birbiriyle tam orantılı olarak küçültülse şu anda ve bütün uzayı bu bardağın içine koysak hiçbir şey hissetmeyiz. Buradan çıkacak bence netice şudur. Böyle büyüklükleri çok abartmamamız gerekiyor. Özellikle bir Allah'ın bakışıyla evrene bakış mümkün olursa. Tabii çok